Medyaskop'tan herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu sene 8.'si düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali 13 Ekim'de başladı. Festival kapsamında 41 belgesel izleyiciyle buluşuyor. 19 Ekim'e kadar devam edecek festivaldeki belgeseller herhangi bir kayıt gerektirmeden BİFED'in internet sitesinden ücretsiz olarak izlenebiliyor. Bugün festival yönetmeni Petra Hoyzer, festival koordinatörü Ethem Özgüven ve festival ekibiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Şöyle başlamak istiyorum. Ethem Bey, önce size sormuş olayım isterseniz. Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali nedir? Nasıl ortaya çıktı ve diğer film ve belgesel festivalinden ne farkı var? Teşekkür ederiz. Bu festivali yaparken iki temel amacımız vardı. Bir tanesi dünyada gittikçe artan çevre sorunlarıyla ilgili filmleri daha yaygın kitlelere ulaştırmak. Türk televizyonlarında bu bir hayli problemli bir durum. Bu tür filmleri çok izleyemiyoruz. İkincisi, ikinci düşündüğümüz şey de gittikçe kutuplaşan bir toplum yapısı içindeyiz. Sadece Türkiye için geçerli değil, bütün dünya ülkeleri için. İnsanların birleşebildiği çok az temadan bir tanesi bu. Çok farklı ideolojilerde insanlar gerçekten de ekolojiyle ilgili konularda bir araya gelebiliyor ve bir diyalog imkanı buluyor. Bütün bu sebeplerden bunu yapmaya karar verdik. Diğer festivallerden farkımız nedir? Birkaç temel farkımız var. Bunlardan bir tanesi benim en önemli gördüğüm 20-25 tane emperyalist ülkenin kolonyalist diyebileceğim ya da neokolonyalist diyebileceğim, yeni sömürgeci diyebileceğim yapıtlarına burada çok yer vermiyoruz. Küresel güney dediğimiz, üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz ülkelerin filmlerine daha çok yer vermeye çalışıyoruz. Bir ikinci özelliğimiz de başvuru ücreti alınıyoruz. Ve filmlerimize biletsiz girilebiliyor. Online olduğunda da gene ücretsiz girilebiliyor. Bence bu temel iki özelliği belki diğer bazı festivallerden ayrıcı özelliği olabilir. Çok teşekkür ederim Ethem Bey. Şimdi Petra Hanım'a da şunu sormak istiyorum. Festival sanırım yurt dışında oldukça ilgi görüyor. Hatta belki de hani Türkiye'de gördüğü ilgiden daha fazla yurt dışından bir ilgi görüyor gibi. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Biz başlangıçtan beri uluslararası standartla da yaptığımız bir festival bu. Aynı zamanda çok büyük bir network'ümüz var ve onu da büyütebildik. Böyle de bir ortak bir zemin olmuş gibi düşünüyorum. Ayrıca tabii ki Bozcaada'nın çok güzel bir ortamdır ve buradaki gelenler herkes bir bir nefes alma ortamı bulmuştur. Ve gerçekten çok çok güzel festivaller var ve gelen misafir ve buradaki yaşayan halk hep beraber güzel bir zaman geçiriyoruz. Galiba temeli budur. Teşekkür ederim. Şimdi ekip arkadaşlarına sorularımı yönetmek istiyorum. Bu yıl festivalde hangi filmler var? Biraz bahsedebilir misiniz? Evet, belki bu konuda ben konuşabilirim. Festivalde bu yıl 41 film var. 4 seçki içerisinde, 4 farklı seçki içerisinde bir yarışma filmleri var. Bu kategoride 15 film var işte ödül için, büyük ödül için yarışan. Bu 15 filmin yanı sıra panorama seçkimiz var. Ve ayrıca bir de öğrenci yarışması var. Gaye öğrenci ödülü dediğimiz kategori için yarışan da 7 film var. Bu 3 kategorinin yanında bu yıl bir de özel gösterimde 2 tane film gösteriyoruz. Biri kum belgeseli, diğeri de yeryüzünde atom bombaları. Hepsiyle beraber 41 film. Hepsi de BİFED.org'da az öncesini söylediğiniz gibi. Peki biraz şunu merak ediyorum. Festival nasıl geçiyor sizler için? Evet, belki Ege anlatmak ister.
Festival nasıl geçiyor? Bu sene, geçen sene olduğu gibi bir pandemi nedeniyle yüz yüze bir festival gerçekleşmiyor bildiğiniz üzere. Online olarak devam ediyoruz iki senedir. Yani bizim için bunun belki çalışma açısından avantajları da var, dezavantajları da var. Tabii ki şeyi özlüyoruz, koşturmaca oradan oraya, salondan salona bir telaş vesaire, koşturmaca belki özleniyor. Ama burada pandeminin sağladığı mı desem, yani bu doğru mu bilmiyorum ama daha belki burada konsantre bir şekilde çalışabiliyoruz. Belki bu bizim açımızdan iyi bir şey. Daha çok hani belki efor koyabiliyoruz ortaya veya daha çok odaklanabiliyoruz. Bu açıdan güzel. Adada beraber olmak güzel. Ada dışında yine burada bu masada olmayan birçok ekip arkadaşımız var. Onlar da dışarıdan katkılarını veriyorlar. Böyle yani çalışıyorsun. Ya, bir de sanırım şöyle bir avantajı var. Aslında biz açılışta, kapanışta çok ciddi şekilde bu dolu salonlara, Bozcaada'nın sakin olduğu dönemlerde dünyanın farklı yerlerinden gelen yönetmenlerin, yapımcıların, editörlerin bir araya geldiği şeye belki alıştık. Ama rakamlara baktığımız zaman aslında online'a geçtikten sonra daha fazla bir izleyici kitlesine ulaşma imkanı da buluyoruz. Aslında böyle bir avantajı oldu online'ın. Yani fiziksel olarak değil ama birazcık da pandeminin getirisiyle çok fazla online denen festivalle birlikte biz de kitlemizi biraz daha genişletmiş olduk. Şunu merak ediyorum. Şimdi ekolojik belgesel festivali deyince sıkıcı filmler mi var festivalde? Bu bence çok merak edilen bir şeydir. Bir de şunu rica edeceğim. Konuşmaya başlamadan önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ama bu film sorusunun tabii başka bir cevabısın bence. Hocam filmler konusunda siz konuşsanız bence daha doğru olur ama. Yani çok özeniyoruz ki sıkıcı film olmasın. Bu konularda çok güzel filmler yaptı. Yani yapıldı. Belgesel bir sanat formudur. O da bir film formudur. Yani başka bir tür. Ama o da bir sanat formudur. Ve biz onlar arasında en güzellerini seçmeye çalışıyoruz. O nedenle galiba gayet güzel filmler ve heyecanlı filmler. Bazılar çok yavaş filmler var, bazılar çok hızlı bir kurgu, değişik yerlerden bize her şey, bir sürü öykü anlatıyorlar. Belki 8 senedir takip ediyorsunuz, konular hep aynı diyebilirsiniz ama öyküler çok çeşit. Bir sürü ortak noktalarımız var. Bunu ortaya koyuyoruz aslında festivalde. Evet, bir de ben şey ekleyebilirim belki. Aslında bu filmler festivale ulaşmadan önce bir ön jüri oluyor, ön seçim ekibi oluyor. Bir teknik anlamda, bir de film içeriği anlamında. Bu ekipte de yani şu an tam hatırlamıyorum ama belki 20'ye yakın kişi oluyor. Dolayısıyla 20'ye yakın kişi bu filmleri aslında bir gözden geçirdiğinde o sıkıcı olanlar ilk elemeden buraya gelemiyor aslında. Belki de böyle bu sayede sağlıyoruz onu. Yani bir filmden 40 tane kalıyor. 960 tane seyreniyor. Bu filmler için sıkıcı değil ama şunu söyleyebiliriz. Üzücü veya ümit verici filmler diyebiliriz. Çok karizmatik insanlar bazılarını yapıyorlar. Geçen sene birinci olan filmimiz sponsor buldu, destek buldu. Almanya, Avusturya gibi ülkelerde neredeyse yasaklanmıştı. Çekildikten sonra Afrika'daki sıtma ile ilgili bir filmdi. Ondan birkaç yıl önce gene bir birincimiz Belçika filmi. Avrupa'nın ortasında, Avrupa'nın başkenti Brüksel'e çok yakın bir yerlerde asbestten ölen, kanserden ölen bütün bir kasaba halkıyla ilgiliydi. Bence olağanüstü güzel filmler var festivalde. Dediğim gibi ya üzücü ya da ümit verici filmler var ama sıkıcı değil kesinlikle. Teşekkür ederim bu sorumu da yanıtladığınız için. Şimdi az önce bir hani jüriden bahsettiniz. Peki filmler hangi kriterlere göre seçiliyor? Buna böyle çok somut bir şey cevap vermek hakikaten çok zor. Ama şunu söyleyebilirim. Bizim festivalimizde çok samimi bir seçim oluyor. Bunlar ne demek istiyorum? Bazı festivallere 7.000, 9.000, 11.000 film gider. Onları nasıl ediyorlar biz bilemiyoruz. Çünkü biz 1.000 taneyle zor başa çıkıyoruz. Bir estetik bir değerlendirme var.
belki etik diyebileceğim bir değerlendirme var. Bir de hakikatle filmin kurduğu ilişkiye dair şeyler kuruluyor. Tüm bunlardan bir 100-150 kadar film çıkıyor. Ondan sonra bunlar bir daha bakılıyor. Sonra bir daha bakılıyor filan. En sonunda bu 40 sayısına ulaşılıyor. Ama somut bir cevap vermek çok zor sorduğumuz soru. Belki seçki sonunda bu yeksemiyle şey diyebiliriz. %50 yönetmenimiz kadın. Çok büyük bir sayı Latin Amerikan filmler var ve bütün kıtalardan filmler var. Ve konularda belki önce değinmedik ama konular ormandan yerli halklar, mücadelelerle sağlık durumlar, nükleer ilgili başka ne var? Kent, tarım. Evet. Enerji. Yani bütün hayatın büyük problemler dokunuyoruz galiba. Şimdi aslında festivalin neredeyse yarısına geldik. İzleyicilerden dönüş almaya başladınız mı? Bu dönüşler nasıl? Sabah istersen sen cevap, bu sosyal medya tarafında. Ben Sabah Gülen Soy, sosyal medya ile ilgileniyorum. Instagram, Twitter ve Facebook sayfasını yönetiyorum festivalde. Tabii çok fazla dönüş alıyoruz. Özellikle direkt bize mesaj atmasalar bile izleyicilerimiz kendi hikayelerini de paylaşıyorlar. En çok beğendikleri filmler hakkında tweetler atıyorlar. Ve biz işte filmlerin adına girdiğimizde ya da kendimiz mainstream'de bakarken bunlarla karşılaşıyoruz, çok mutlu oluyoruz. Genellikle herkes kendi ilgi alanına dair filmleri izleyip kategorilerden zaten seçebiliyor. O yüzden herkesin bence pozitif festivale yaklaşımı. Çünkü şu ana kadar hiç bu filmi beğenmedim, nasıl bunu koyarlar diye bir şey yazana rastlamadım. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi aslında bir online'a döndükten sonra özellikle salgınla birlikte bir film izlemek, bir tiyatro izlemek ya da festivalde herhangi bir seçki izlemek aslında çok kolay bir iş değil. Kayıt olmak, form doldurmak, işte şifre gelir onu girmek falan ama siz yani sizin festivaldeki filmleri izlemek için yani siteye girmek yeterli oluyor. Bununla ilgili bir dönüşler, bir şeyler var mı ya da siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani erişilebilirlik açısından çok güzel bir şey. Bu sene çok basitleştirdik bu olayı ve bunu daha da rahat anlatabilmek için iki video çektik. Buffet filmlerini nasıl izleriz ve How to Watch Buffet Movies şeklinde. Sonrasında bütün sosyal medya platformlarımıza koyduk zaten. Web sayfasından çok rahat bir şekilde videoyu izleyemiyorlarsa videoyu izleyerek de rahatça girip izleyebiliyorlar. Osman, yeni soruma geçiyorum. Şimdi aslında birazcık salgın ve işte çevrim içi olarak festivalin olmasını konuştuk. Ama biraz daha açalım istiyorum. Şimdi kalabalık bir ekipsiniz. Sizlerin de bahsettiğiniz gibi aslında adada olmayan başka ekipten insanlar da var. Salgın sürecinde organize olmak, festival için toplantılar yapmak falan. Hani bütün bunları düşününce nasıl geçiyor çevrim içi olarak festivali düzenlemek? Ya valla aslında herhalde ilk önce geçen yıl tecrübe ettik bunu. Orada biraz yolda yakalandık hatta. Festivalin akıbeti tam olarak belli değildi bahar aylarında, öyle hatırlıyorum. İşte orada online olma kararı alındı. Bir şekilde de hani ekip güzel bir ruh ortaya koydu bence ve ilerleyebildik. Belki de bu yıl, geçen yıl yapabildiğimizi görünce bu yıl her şey çok daha kolay ilerledi. Çünkü ilk olarak ne yapacağımızı çok daha iyi biliyorduk. Bunlar olumlu tarafları, olumsuz tarafları tabii ki oluyordu. Çünkü festival aslında burada bir hafta gözüküyor ama yıl boyu bir hazırlık var. Ve bu hazırlık süresince bir araya gelememek, 2000 bir araya gelememesi aslında bazı motivasyon kayıplarına yol açıyor. Yıl boyu insanların birbirini görememesi kafada somut bir şeyin oluşmasını bazen engelliyor. Ama işte vallahi herhalde bir şekilde açtık bunu. Arası buluşarak da olsa bilmiyorum. Herkes de ayrı yerdeydi. Yani Türkiye'nin bir sürü yerde, Süleyman'da, İspanya'daydı. Yani ama video toplantıları yaparak birbirimize ulaştık ve konuştuk.
Sonunda Eylül'de sonunda buluşabildik. Beraber yemek yedik. Motivasyon kayıplarını önlemek için Ethem Hoca bizlerine yemeğe davet etti Bolca. Ya aslında daha fazla fiziksel toplantılarımız yer alıyorken daha öncesinde aynı festivalin şu an çevrim içi online oluyor oluşu gibi aslında festivalin arka planında da biz toplantılarımızı birazcık daha dijitale döndürmek durumunda kaldık bu süreç içerisinde. Yani hem festivalin online izlenen kısmı, izleyici kısmı hem de arka planı o yıl içerisinde birazcık dijital entegrasyonu doğal olarak hayli artmış hale geldi aslında. Aslında şimdi geçen yıl online yani çevrim içi festivallere katılmaya çok alıştık ama bu yıl böyle yavaş yavaş işte sergiler, tiyatrolar, festivaller yüz yüze olmaya başladı. Sizler bu yıl da çevrim içi yapma kararı aldınız. Neden yüz yüze olmadı festival bu yıl? Ben müsaade ederseniz bunu yanıtlayayım. Şimdi Türkiye'de siz de mutlaka takip ediyorsunuz. 200'ün üzerinde günlük kayıp var. Bu bize verilen rakam. Gerçek günlük kayıplarla ilgili bilgilerimiz yetersiz. Bunun 2 veya 3 katı olduğuna dair bir takım bilimsel hesaplamalar da var. Tedbirlerin hepsi kalkmış durumda ve ben kendimde de görüyorum. Bugün buraya bir konuğumuz geldi, hemen maskesini taktı filan. Ve çok haklı aslında ama biz gördüğünüz gibi hepimiz aşılıyız ama son derece yakınız birbirimize. Şunu düşündük, uzattım biraz. Bütün bu salonlara girip çıkma esnasında bir kişi ölürse değmez yani. Yaptığımız festival bütün anlamını yitirir bizim için. Bütün emeğimiz boşa gider. Belki bir yıl sonra da yapmayız dedik. Böyle bir özel durum var. Yani işte Defettin filmini seyrederken bulaştı. Şeyinden korktuk. Cevabı net olarak bu. Çok anlaşılır, yani çok anlaşılabilir. Ben de kişisel olarak hak veriyorum. Şunu sormak istiyorum. Yani bu festivalle sizce ekolojik yıkımla ilgili, yani festivalin ekolojik yıkımın farkındalığıyla ilgili etkisi nasıl? Yine ben çok kısa bir şey söyleyeyim, sonra arkadaşlara bırakayım. Bu arada bu yapmış olduğunuz bu demokratik dizayndan dolayı da teşekkür ederim. Bu festival ekolojik anlamda hiçbir kazanım sağlamaz. Ya da böyle sıfıra yakın bir şey sağlar. Ama bu anlamda bir gayrettir yani. Bir samimi bir gayrettir. Fakat dünyanın gidişiyle ilgili temel belirleyiciler çok uluslu şirketler ve devletlerdir. Büyük bankalardır. Değişimi buralarda yapmak gerekiyor. Zaten bu Greta ile ilgili batının problemi de buradan kaynaklanıyor. İlk kez küçücük bir çocuk çıktı ve bütün problemlerin kaynağını bu kapitalist, emperyalist ki ben bunların içerisine Rusya ve Çin'i de dahil ediyorum. Yani sadece Amerika, Almanya ve İsveç'ten bahsetmiyorum. Sorunun buradan kaynaklandığını söyledi. Şimdi biz daha kömürle ve petrolle vedalaşmak anlamında mücadele ederken Paris'i daha yeni imzalamışken batılı ülkeler yeni enerjilerin, yenilenebilir enerjilerin problemleriyle uğraşmaya başladılar. Problem çok büyük. Bu festivalin de çok büyük bir etkisi olmaz. Ama biz kendimizi mutlu hissediyoruz. Ben arkadaşlarla beraber olmaktan mutlu oluyorum. Bütün bu gayret bizi mutlu ediyor. Bütün bu filmleri daha geniş bir kitleye ulaştırmak bizi mutlu ediyor. Onun için yapıyorum ben ama arkadaşlar niye yapıyorlar onu bilmiyorum. Ben Ethem Hoca'nın söylediklerine katılıyorum. Bir şey eklemek istiyorum. Belgeselin bence, festivalin bence en büyük yaptığı şeylerden birisi o daha politik, çeşitli politik sebeplerle daha az görünür kılınan bölgelerin, kişilerin, kitlelerin seslerini yükseltmek. Bu aslında böyle ekolojiyle baktığınızda ya da pek çok işine baktığında ekolojiyle bağlantısını kuramasa da bu festivaldeki bu çeşitli belgeselleri izlediğiniz zaman aslında hepsinin ekolojiyle bağlantısını kurabilir hale geliyorsunuz. Bence bu da farkındalık kazandırmak açısından önemli bir kazanım diye düşünüyorum.
Yani şimdi mesela İren konuşunca hemen aklıma geldi. Her biri festivale aslında arkadaşların sorduğunuz anlamda pozitif bir şey katıyor. İren bu sene adalardan bir tanesinde filmlerimizi gösterdi. Çok büyük kabul gördü. Ve kendisinin gene festivale getirdiği bir proje var. Bu salgın hastalık biter bitmez hemen başlayacağımız bir proje bu. Festivalden bir grup köylerde çocuklara, gençlere veya izlemek isteyen herkese filmlerimizi gösterecek. Bence bu festivalin kendisi kadar heyecanlandırıcı bir şey. Bu şekilde de belki yeni yeni şeyler bulacağız. Zaten bir çocuk programımız var. Anki Atamer çocuk programı diye. Şimdi köylerle ilgili bir şeyimiz var. Bütün bu heyecanlar pek bir faydası olmasa da bize yeterli geliyor. Devam ediyoruz. Diğer ekip üyelerinin de fikirlerini çok merak ediyorum. Hem onlar için nasıl bir deneyim festivalin içinde yani göbeğinde olmak hem de farkındalık yani festivalin yarattığı farkındalıkla ilgili ne düşünüyorlar? Benim bu sene 5. festivalim aslında ve ilk kez online olarak geliyorum. Ben kendi adıma konuşmam gerekirse bütün festival anılarım daha yüz yüze gerçekleştirdiğimiz zamanlarda. O zaman için şunu söyleyebilirim. Burada hem ada halkıyla hem dışarıdan gelenle sadece belgesellerimizi izlemek için ve bizimle birlikte festivalde burada olmak için gelen bir sürü farklı yerden, bir sürü farklı ülkeden insanla, yönetmenle tanışma fırsatı elde ettik. Ve o süreçte benim öğrendiğim şey herkesin aynı amaç için, aynı şeyi öğrenmek için burada olduğuydu. Ve ister istemez birbirimizden hep bir şeyler öğrendik ve bence hep birbirimize bir şeyler kattık. Benim için 5 senedir burada olmamın en büyük sebebi bu farkındalık ve birbirimize kattığımız şeyler. Başka konuşmak isteyen var mıdır? Evet, ben aslında ekipte henüz çok yeniyim. Ama benim için de gerçekten birkaç senedir takip ettiğim ve içinde olmak istediğim bir yerde burası. Ama tabii ki bu işte izlediğimiz filmler sadece izlemekle kalmadığımız, hayatımızda uyguladığımız yer yani... Öyle benim için güzel bir deneyim oldu ve olacak. Başka konuşmak isteyen var mı? Beyda, sen ne düşünüyorsun? Ben de şeyi düşünüyorum yani. Ben de bu takip ediyordum. Benim ilk senem ama bu sene ilk kez girmiş olmama rağmen çok hızlı adapte olduğumu düşünüyorum. Çünkü yani ekip yeni insanları çok hızlı kabul ediyor. Yani çok fazla bir araya gelememiş olsak da online çok uzun bir süre online'dı ve yani evden bile çıkamadığımız uzun süreçler vardı sürdürürken. Ama yapacak çok fazla iş var. Yani evet bu festival belki filmleri belgeselleri izlemek bir şeyleri değiştirmiyor. Ben de değiştireceğine çok fazla inanmıyorum ama çok bütünlüklü bir öğrenme süreci hepimiz için. Birbirimizden çok fazla şey öğreniyoruz. Bu filmleri izlerken çok fazla şey öğreniyoruz. Yani evet. İklim krizin varlığını biliyoruz, küresel ısınmanın varlığını biliyoruz. Bunları herkes biliyor ama sadece çevremizdeki değil, dünyanın birçok yerinde hiç görünmeyen yerlerde, hiç duymadığımız isim gibi bilmediğimiz yerlerde yüzlerce şey oluyor, yüzlerce insan sesini duyurmaya çalışıyor. Sesini duyurmak için bize ulaşmaya çalışanlar var ve biz bunları görüyoruz. Biz bunlara bir sürü insan ulaştırmaya çalışıyoruz aslında. Bazılarına ulaşıyor, bazılarına ulaşamıyor ama ya, bu motivasyona sürekli sahip olmak yani. Evet, biz sadece bir hafta izliyoruz burada filmleri ama tüm sene boyunca bu motivasyonlara gidiyoruz. Yani bu insanların sesini, cehennem insanların mücadele eden başka insanların sesini diğer insanlar da duymalı. Sadece çevremiz değil, dünyanın her yerindeki meseleler yani kolay değil hiçbirinin çözümü. Ama bu motivasyonu sahip olmak için de çok önemli. Belki yıllar sonra buradan çıktığımızda başka yerlerde başka insanlara bunları anlatacağız. Başka çözümler arayacağız. Böyle. O zaman sanırım konuşmak isteyen herkes konuştu diye düşünüyorum. Tamam. Tekrardan çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Yarın akşam da ödül töreni olacak.
saat 8'de bizim YouTube kanalından canlı izlenebilir. Böylece bunu bir davet ettim herkese. Teşekkür ederiz. Saat 8'de YouTube kanalında, O zaman tekrardan teşekkür edip yayını bitiriyorum. Çünkü bize ayrılan süre doluyor. Biz teşekkür çok teşekkür ederiz. Ederiz tekrar. Çok mersi. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali ekibiyle birlikteydik. Hem festivalin geçmişini, bugününü hem de şu anda nasıl gittiğini, filmleri, her şeyi konuştuk. Teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.